Tekrar sizlerdeyiz. Evet, en son Botoks'a kalmıştık. Mr. Spark gibi kaşımızı kaldırmaktan, dondurmaktan. Şimdi tabii ben Botoks uygulamalarında da yüzün tamamen dondurulmasına karşıyım. Yani ifadesiz bir yüz olmaması lazım. Evet hocam da dediği gibi. Bir miktar bırakılabilmedi. Onun dozunu ayarlamak tabii o da bir deneyim istiyor. Şimdi ne demiştik? Artık kuaförlerde güzellik salonlarında bunlar yapılıyor ve hiç uzman olmayan, hatta sağlık eğitimi görmemiş kişiler tarafından biri. Yani maalesef ki biz bunu kontrol edemiyoruz. Yani ülkemizde güzellik merkezleri ne yapıyorlar? Doluk taşıyorlar, güzel yani. Yapıyorlar. Şimdi bir de mesela Çin botoksu çıktı. Yani bunu üretebilen sigaralı da meylattı. Yani kaçak geliyor. Onlar yani nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Tabii ki daha ucuza geliyor. Ama onda işte bu botoks üretebilen dünyada iki tane ana firma var şu anda. Ve bayağı da pahalı bir ilaç fiyat olarak baktığınız zaman. Ve niye herkes bunu üretmiyor? Çünkü o kadar kolay bir şey değil bu teknolojik olarak. Bunun yeterli dozda üretilmesi herhalde safe bir şekilde yani emin bir şekilde. Ama Çin'de her şeyin fake'ini üretiyorlar yani. Taklitini üretiyorlar. Ucuza yapıyor. Şimdi siz bir yere gidip de 150 liraya, 200 liraya botoks yaptırıyorsanız zaten bu ilacın maliyeti değil. Demek ki orada bir şey var. Ya ilaç size yeterli miktarda verilmiyor veyahut da bir takım kaçak uygunsuz maddeler kullanılıyor. Bu tip yerlerde sağlık eğitimi görmemiş, hemşire olmayan kişiler tarafından bile işte botoksu, dolguydu, dolgular daha da tehlikeli. Sadece iyiliği yapmak olarak görüyorlar sizi. Evet, maalesef. Ama öyle olmadığını söylüyorsunuz size. Ben ne diyorum ben, biz Burak Bey'de 20 yıllarda eğitim gördük, öbür kişi hiçbir şey yapmamış. Geliyor benim yaptığım işi aynı kalitede yapması mümkün mü? Bir de bu sonuçta sağlığınız sizin. Tabii ki. Değil mi yani insan sağlığınız için böyle paranın önemi olur mu? Tabii ki para önemli. Yani maddi durumunuz güzel de olmak istiyorsunuz ama yine de ben şunu söyleyeyim. Mutlaka hekim olan kişi böyle bu işlemleri yaptırın. Hani bu işleri kimler yapıyorlar? Bir kere uzman hekim olması çok önemli bana göre. Plastikçiler olabilir. Bu işi yapan dermatolog olabilir. Onlar da bu şey yapıyorlar. Ya da ne bileyim yine yüz cerrahisi bir kulak burun boğaz uzmanı bu işi yapan bir şey varsa botoks gayet tabii ki yapabilir ama esas bunları yapan iki ana branş plastik cerrahi ve dermatolog. Biz bu konuyla ilgili sokağa indik. Evet. Birçok vatandaşın özellikle bayanların görüşlerini aldık. Dilerseniz bir ona bakalım. Ondan sonra yorumlarınız için çok merak ediyorum. Evet, kısa bir VTR'miz var. Şimdi onu izliyoruz sevgili izleyenler. Zamanı geldiğinde yüz gençleştirme operasyonu düşünür müsün Yasmin? Yani belki düşünebilirim ama çok sonradan. Şimdi bence ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Yani düşünmüyorum. Evet, uygulayacağım ileride. Yaptırabilirim evet. Yaptırmam. Neden? Ya normal zaten halim bu. Gerek yok yani Rabbime yaratıldığı gibi böyle daha güzel. Ben doğallıktan yanayım ama şey yaptıranlar var tabii. Saygı duyuyorum. Ya aslında yaptıranlar çok hoşuma gidiyor. Yani sıcak bakıyorum ama ben yaptırır mıyım cesaret edemem. Özellikle şimdi böyle germeler falan var, ipli germeler falan. Evet. Cesaret edemem ama yaptıranlara çok özenerek bakıyorum yani. Zamanı gelince gerekirse yaptırırım. Daha güzel gözükmek için neler yapıyorsun? Hangi bakımları uyguluyorsun? Ya çok kullanıyorum desem yalan olur. Hani klasik herkesin kullandığı belki bakım kremleri falan yani. Onun için ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Hayır yapmıyorum, kalıtsal. Sadece krem kullanıyorum. Nemlendirici krem kullanıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Su, sabun, yani onun dışında bir şey yapmıyorum. Bol uyku, bol su. Yani ayda bir normal gözenek temizleme, cilt bakımı. Öyle pahalı ürünler kullanmıyorum. Ama arada botoks yaptırma ihmal etmiyorum. Onu kimseye söylemeyin. Yani belli sürede botoks yaptırıyorum. Sadece şey sürüyorum. Günlük nemlendirici, gözaltı kremi. Başka bir şey kullanmıyorum. Biliyorum, botoks biliyorum. Şu işte buraları doldurma, kırışıklığı azaltma falan o kadar. Ben tahinli helvayla yaptırıyorum yüzümü. Suyun içine eritip yüzümü sürüp 20 dakika bekletiyorum. Odur, bazen arada bir mayayla süt yapıyorum. Evet sevgili izleyenler,
Berenay. Hocam gerçekten ilginç yorumlar ve bakımlar vardı. İşte gördüğünüz bir bayan mesela tayin helvasıyla suyu karıştırıp yüzünde 20 dakika maske olarak bekletip yıkıyormuş. Mesela bu tarz şeyler ne diyorsunuz? Cildin üst tabakasının atılması için. Tabi bunu o kadar saatlerce biz akşama kadar konuşuyoruz. Bir görevi görüyor. Şimdi bir takım meyve asitlerinde biz %100 soyma etkisi oluşturmak için kullanıyoruz. Şimdi botokstan bahsettik. Biraz sonra cildi daha genç tutmak için neler yapıyoruz? Onlarda da ameliyatsız uygulamalarımız var. Gerçekten geniş bir konu. Onlara da bahsedeceğim. Siz ne kadar süresi yok dediniz. Öylece konuşuruz. Hocam peki mesela siz herhangi bir şey kullanıyor musunuz yüzünüze? Ben yüzüme mi? Evet. Sizin de bahsediyorsunuz. Yok hayır. Botoks yaptırmıyorum. Bir iki kere yaptırdım. Biraz bakışlarımı etkiledi gibi geldi bana. Erkekte çok fazla yapmak istiyor. Çok derin çizgi yoksa, çok mesela bazen çok böyle derin çatma çizgiler oluyor, onları yapıyoruz. Çok derin göz kemeri çizgiler oluyor. Daha çok botoks hanımlara daha çok yakışıyor. Mesela Burak hocamı düşünemiyorum. Hani zaten çok güzel bir cildi var ama çok güleç yüzlü bir beyefendi kendisi. Hani gülse o şimdi tam gülemeyecek, hani evet. Engelleyecek. Ne kadar mutlu olursunuz bilmiyorum hocam, botoks yaptırsanız. Değil mi? Yani gülmeyi engellemiyor tabii ama güldüğümüzde çıkardığımız görüntünün farklı olabiliyor. Bir sıcaklığa gelir mi bilmiyorum. Hani şimdi güldüğümüzde hani bir sıcaklık da var karşımıza yansıyor. Şimdi donuk bir ifade olabilir az bir şey. Hani buralar kısıldığı için. Hani aynı sıcaklığı verebilir miyiz sizce? Hakikaten daha çok gülüyor sanki. Şimdi bir şu anda aklıma geldi. Dünyada baktığımız zaman komedyenlerin birçoğunu da erkek. Evet. Yani aklınıza geldiği zaman aklıma Kemal Sunal geldi. Rahmetli, Sadri Aşık rahmetli. Ondan sonra Esrim Selen gibi. Hani böyle komik bir kadın ya bu güldürüyor dediğimiz diyor. Demek ki gülmek erkeğe daha çok, adam çok kullanıyor. Evet, gülmek onun için erkek o özelliğini yitirmek istemiyor. Zaten bir önyargı var. Sert. Sert bakış. Şey bir de onu yaparsa daha sert oluyor. Şu anda aklıma geliyor. Hiç gülümsel gerçeği de yok. Aklıma geldiği için söylüyorum. Evet ama dediniz yani yaptığı seslik doğru. Hani gülmekten ziyade aslında güldürebilen kısmı daha çok. Bazen diyorlar ya kadın çok gülmez diyorlar. Yani zaten hazırda gülmüyorsam botoksu da yapayım diyor. Evet öyle. Mesela yurt dışındaki hanımları gayet sıcak bulurlar o konuda. Hani ego çok yok derler, daha güler yüzü derler. Galiba biraz da biraz kültürel etniklerden dolayı da böyle bir şey oluyor olabilir hocam. Kesinlikle. Yani kültürler böyle çok önemli. Peki hocam şimdi bir hasta geliyor. Gerçi hasta da değil işte. Plastik cerrahinin ayrı olduğu noktada sağlam. Ama biz genelde hasta değerlendirme ediyoruz. Kimleri seçiyorsunuz? Seçme kriterleriniz nedir? Herkese bir plastik cerrah, estetik cerrah girişimi yapıyor musunuz? Nedir? Kimleri seçersiniz? Yanında mesela bir evliyse eşini ister misiniz? Veya bir genç bir kızsa annem babanla görüşmek isterim der misiniz? Benim bir soru da bu çünkü insanlarda. Annen alınan diyor ki ya lan kızım isteyen niye oldu ya eşler arasında tartışmaya da çıkıyor. Siz bir hekim olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi tabii ki kişi reşit değilse ya da ekonomik olarak kendi özgürlüğüne sahip değilse o zaman bu operasyonun bedelini karşılayacak ailesinin de onayı almak gerekiyor. Diyelim ya bana bir hasta geldi 17-18 yaşında. Ben bunu yaptırmak istiyorum diyor bir genç kız diyelim. Diyorum ki yalnız başına gelmiş. Senin annen baban nerede diyor. 19 yaşında. Annenin babanın olmayı var mı? Ben reşitim diyor. 19 yaşındayım diyor. Yok diyorum. Ben yine de senin annenin babanı görmem lazım. Onların onayı var mı? Çünkü bu en azından vicdani olarak bir sorumluluk ödüyorsunuz. Belki aile buna karşı yapılmasına. Onun için ama kendi işinde çalışan, artık ekonomik özgürlüğünü kazanmış kişiler için de tabii yine ailesinin onayında olması gerekmiyor. Tabii şimdi kişi geldi, hasta demiyoruz, güzelleşmek, daha genç görünmek istiyor. Bu çağımızın şey, herkes daha genç görünmek istiyor, ben de daha genç görünmek istiyorum. Herkes çünkü bir de Facebook'lar çıktı, Instagram'lar çıktı, herkes mükemmel resimler koyuyor. Evet. Onlar üzerinde Photoshop'la da oynuyorlar. Şeyler daha kırışık. Bakıyor diyor ki, ay diyor, ne kadar güzel görünüyor diyor.
işte Ayşe diyor. Ben diyor daha güzel, ben niye o kadar güzel bir baydan yaşlandım diyor. Hemen diyor bir biraz içeri kapısını çalıyor. Hocam niye herkes güzel olmak istiyor? Şimdi Göte esasları dile getirmiş. Ben de biraz yaş ilerledim ki siz ne zamanet ediyorsunuz. Ben de felsefesine giriyorum işin. Filozoflar ne diyor? Diyor ki Göte güzellik her yerde hoş karşılanan bir misafirdir diyor. Tabii böyle bir şey olduğu zaman bu ister istemez aynı zamanda iş ortamına da yansıyor. Evet, dünyada da bilmem bir gerçek. Evet, evet. Hepimiz güzel bir insanla karşılaşmayı daha çok istiyoruz. Yani alt basın nedeni de böyle ön yargıda olması. Herkes hani maddiyat önemi veriyor ama bu bir şeyin de gerçeği. Bizim için gerçeği. Şimdi siz diyelim ki iş için, iş alımı için bir fikri başvurdu. İkisi de aşağı yukarı aynı özellikleri. Ben yapmıyorum ama eğer şeyse yani mesela bir klinikte çalışan birisinin daha güzel olmasını tercih ediyorum. Hani klinikte çalışanların hepsi çok güzel bir anlamına gelmiyor. Ama güzel olanı var. Bir şey olmayanı da iş yapıyorsa o bir evlenir. Ama yetete demiş yani şey gerçek. Ya bu bir gerçek. Bir de her şeyi soracağım. Mesela işte güzel bir telefon, güzel bir kalem, güzel bir kıyafet bu insan için de geçer tabii ki. Hani güzel gibisi, sıcak, güzel görünümlü bir insan herhalde diğerine göre daha geliyordu diye tahmin ediyorum. Evet. Hadi iş konusunda eşitse. Evet. İsteyen çıkar yani. Şimdi aklıma şey geldi sevgili dostum. Bizim için güvenliğinizin dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şeydi. Yok o kadar değil tabii ki ama herkes güzellik şey olmayı istiyor. Şöyle. Dediğiniz gibi bu iletişim çağı işte Facebook'lar, Instagram'lar. Evet, burada da etkisi var gerçekten. Oluyor. İnsanlar daha güzel görünmek istiyorlar. Şimdi bu işte bir hani hem güzel iyi sonuçlar alıyor bu estetik mücevherde. İnsanlar iyi sonuçları görünce sonra ben de yaptırayım diyor. Bunlar hatırlıyorum ben yeni istese girdiğim zaman 25-30 yıl kadar önce bu kadar iyi sonuçlar yoktu ve o kadar fazla kişi bu estetik cerrahiye başvurmazdı. Ama sonuçlar iyi olmaya başlayınca o zaman bu da insanları stimüle eden bir şey oluyor. Diyorum ki sizin bir arkadaşınız gitti bir meme estetiği yaptırdı. Gayet güzel oldu. Sizin de benzer bir sorununuz var. Veyahut da eminim bunun estetiği yaptırdı. Güzel oldu. Benzer bir sorununuz var. Siz de ben de olayım diyorsunuz. İlla onu doktoruna gidip gidiyorsunuz. Demek ki böyle sonuç iyi olabiliyormuş diyorsunuz. Kötü sonuçlar bizim işimizi azaltırlar. Evet. İyi sonuçlar bizim işimizi arttırırlar. Yani biraz içeriden çok yardımlaştık. Ayrıca şunu da söyleyeyim, gururla söylüyorum bunu. Türkiye plastik cerrahide dünyanın en ileri 3-4 ülkesinden bir tanesi. Evet. Gerçekten çok ileriyiz. Tıpta zaten genelde çok ileriyiz. Yani Türkiye tıpta dünyada çok, yani dünyadaki bulunduğu ekonomik düzeyine göre kıyaslanırsa tıpta çok çok ileri farklı olarak. Çok iyi mesela ortopedik cerrahlarımız var, çok iyi kalp cerrahlarımız var, çok iyi genel cerrahlarımız, çok iyi plastik cerrahlarımız var, çok iyi kulak burun boğaz uzmanlarımız var, çok iyi beyin cerrahlarımız var. Çünkü bir zamanlar doktor olmak çok önemliydi Türkiye'de ve çocuklarına çok önem veren, yine zengin aileler demiyorum. Özenli ailelerin çocukları hep iyi çocuklar ise ayrıca fakültelerine gittiler ve bizim o ve tıp fakültelerimiz de çok Atatürk'ün devrinden beri yani onun attığı adımlara bağlı her şey. Tıpımız zaten çok doğru. Tıp fakültelerinde işte benim İstanbul Üniversitesi Profesör Frankler'in gelişi bir eğitim yıllar alıyor çünkü eğitim sisteminin oturması. Onun meyvelerini biz 90'lardan 2000'lerden itibaren başladık. Şimdi ben mesela Dünya Plastik Cerrahlar Birliği'nin eğitim komitesi başkanlığını yaptım 2010 ile 2014 arasında. 45 ayrı ülkede 4 yılda toplantı düzenledim. Her ülkenin bilimsel düzeyini aşağı yukarı değerlendirmekte. İmkanı oldu. Mesela Rusya, dünyanın en büyük güçlerinden biri, belki ikinci süper gücü, tıpta bize göre çok derin. Yani inanamazsınız ne kadar plastik cerrahide bizim altımızda oldu. Hatta İngiltere, şu anda plastik cerrahi Türkiye'de kıyaslanmayacak kadar derin. Yarın başkanısı da aynı şeyler söyleyebiliriz. Evet. Yarın başkanısı da dünya çapında bir ülkeyiz. Ben bunda şu da faktörle alakalı soracağım. Usta çırak ilişkisi. Evet. Şimdi bizim genellikle
devletlerimizle cidden bir usta çırak ilişkisi var. Devletlerimizde mesela yazmak yoktur, okumak da çok yoktur. Bunu açık söylemek lazım yani bir baktığınız zaman. Ama uygulamaya geldiğiniz zaman bir usta vardır. Şimdi ben Nazım abiyim, Nazım abi alır beni. 25 yaşında şu ameti böyle yapıyor da kolunun altına alır. Ben şimdi Almanya'da, Hollanda'da meslektaşlarım orası sohbete gittiğim zaman 35 yaşımda hatırlarım. O zamanlar geldim, işte yanındakiler geldi. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Doktor Cekir, sen ne yapıyorsunuz? Ben bunları diyorum. 7-8 yıldır yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ya dedim ben. Benim hocam aldım, şöyle yaptı, şöyle gitti. Bu. Yani ben onlardan 5-6 yıl daha önce başlıyorum. Anlatan nedir? Ustam sayesinde. Mesela Almanya'da usta çelik ilişkisinde bir şey yok. Herkes zamanı gelir, zaman geldi. Ülkeni yetiştir. Türkiye'deki tıbbın ileri olması nedenlerinden biri de bu ama son zamanlarda ayrı bir konu usta çelik ilişkisine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı. Türkiye bu tıbbdaki üstünlüğünü de maalesef kaybedemiyor. Son zamanlarda üniversite sistemindeki değişiklikler buna olumsuz farklı. Bunu itibiz. Bir sürü değerli hocamız üniversitelerden ayrılmak durumunda kaldı. Umarım uzun yıllar, uzun vadede bu gücümüzü yitirmeyiz. Yani şimdi neden bahsediyoruz? Lafa dayanan nereden geldik? Türkiye plastik cerrahi ve estetik cerrahi dünyanın en ileri ülkeleri. Ben kendi branşım adına konuşuyorum. Ama diğer branşlarda da benzer tabloların olduğunu biliyorum. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok bilimsel dergilerde yayın Türkiye'den çıkıyor. Bilimsel yayın mesela. Bu da çok önemli bir durum. Şimdi sonuçta iyi sonuçlar alınca insanlar gidiyor ameliyatlarını, işlemlerini yaptırmaya başlıyor. Plastik cerrahi başvuruyorlar. Mesela alınan eğitimlerin dışında hani şimdi ne kadar çok ameliyat olursa o kadar da hani tecrübe oluyor sonuçta bütün doktorlarımıza da. Türkiye bu konuda gerçekten çok talepkar olduğu için de gelişmemizde bir faktör olabilir mi? Şimdi bazen şeylerde ameliyat gruplarında mesela diyelim şimdi açıkça söyleyeyim mesela burun estetiği dünyada en iyi yapıldığı ülke Türkiye genelde burdumuzda. Evet. Çünkü biz çok burun estetiği yapıyoruz. Amerikalı cerrahlar bu da çok deneyim gerektiren bir ameliyat. Amerikalı cerrahlar, Amerika çok dünyanın tabii lider ülkesi tıpta da onu hiçbir zaman yatsıyamayız. Ama Amerikalı cerrahlar bu işi bilmiyorlar bize göre. Çok az yani yeterli deneyime ulaşıyor. Hala orada da tabii ki otoriteler var. Yani 250-300 milyonluk bir ülke, 6000 plastik cerrah var. Bizde 1000 plastik cerrah var toplam. Dolayısıyla orada da iyi otoriteler var. Onları şey yapamayız, yatsıyamayız ama Türkiye mesela bu konuda daha iyi. Bir şey, tıp öyle bir şey değil. Yaptıkça da öğrenilen bir şey. Evet. Yani yapmanız lazım. Pratik olarak da uygulamanız lazım. Tabii son yıllarda şey de oldu. Türkiye sağlık turizminde önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Çok fazla yurt dışından da plastik ameliyatlar için geliyorlar. Göz cerrahisi için geliyorlar. Ama estetik cerrahi için dünyanın her tarafından şu anda Türkiye'de operasyon geçirmek için gelenler var. Neden geliyor? Bir sonuçların iyi olduğunu gördüğü için geliyor. İkincisi de fiyat olarak baktığı zaman daha uygun fiyatı. Şimdi İngiltere'de bir diyelim ki bir rüzgar mermiyatı 10.000 poundsa yani 45.000 TL'se bunu Türkiye'de 10.000 TL'ye farzım atıyorum. Kişiden kişiye değişmek üzere yaptırabiliyor. Dörtte bir fiyatı bunu ameliyatı oluyor. Arada geziyor ediyor ve yani daha da iyi sonuç alıyor. Çünkü İngiltere dediğim gibi bayağı kendiler İngilizler bilmesin bir sevdikleri bu dedim. Ondan sonra ama bana göre öyle var. Yani aralarında iyileri var tabii ki ama. Tabii ki de yaşayan Türkiye. Tabii ki yani şimdi ben bunu genelleme olarak söylüyorum. Tabii bizim içinde de diyelim 1000 tane biraz cerrahımız var. Bu 1000 tanesi de hepsi çok iyi mi? Yok değil tabii ki. Kötüleri de var. Çok iyileri var. İyileri var. Orta düzeyde olan. Yani ben genelden bahsediyorum. Her branşta böyledir. Yani bu cerrahlık hem yetenek isteyen bir şeydir birincisi. İkincisi sevmek isteyen bir iştir. Sevmiyorsanız yapamazsınız. Çünkü çok meşakkatli bir iş. Sürekli takip etmeniz lazım. Okumanız lazım. Yani her hekimlik böyle. Günceyi takip etmeniz lazım. Mesleğinizi sevmeniz lazım ve bu konuda bir miktarda becerisin olması lazım. Peki hocam mesela burundan hani konu açılmışken geri çevirdiğiniz hastanız oluyor mu? Mesela senin burnun iyi, bir sorunu yok.
yapmayacağım. O açıdan değil, psikolojik açıdan. Yani hastaları, benim hasta geri çıkışımın oranı oldukça yüksek. Özellikle bunun ameliyatı daha kompleks hastanın bu konuda beklentilerini anlayabilmek gerekiyor. Hastanın beklentisini karşılayabileceğinize inanmıyorsanız onu yapmamanız lazım operasyonu. Çünkü ne oluyor? Bu sefer hasta musluğu oluyor. Kafasında farklı bir imaj var. Ve her durumda da onun istediği sonucu, beklediği sonucu verebilmeniz mümkün değil. Çünkü deri yapısı, yüz yapısı dolayısıyla o durumlarda en iyisi o hastayı geri çevirmek diyorum. Ben açıkça anlatıyorum. Zaten onlar da aldığım mesajı alıyorlar ve gitmiş oluyorlar. Aynı şey biz ameliyatlar için de. Bütün ameliyatlar için de aslında böyle gerekli olan bir şey. Ne bileyim, sağlık için gerekli olan bir şey. Mesela diyelim ki Burak Bey'in şeyi, ben duymuyorum diyor. Burak Bey diyor ki işte seni bir ameliyat yapacağım diyor. Kulağım diyor %30 artacak diyor. Aslında diyor ki ama ben hep tamamen duymasını istiyorum diyor. Tarzım var. Yani atıyorum şimdi. O durumda siz eğer buna yaparsanız sonra o hastayı beklediğini karşılayamazsınız. Ve dolayısıyla hasta mutsuz olacaktır. En iyisi ben bunu size bu kadar verebilirim. Ama size bunu vaat eden kişiye gidin o zaman diyeceksiniz. Peki, ameliyat sonrasında hiç böyle bir hastaya denk geldiniz mi? Yani hastayı dikkatli seçerseniz tabii ki bizde hatalar yapar. Yanlış hasta. Tabii ki ben hastayı seçiyorum. Hasta beni seçtiği gibi benim de hastayı seçme özgürlüğüm var. Yani kimse bana zorla bir ameliyatı yaptıramaz ki. Ben özür diliyorum, ben sizin ameliyatınızı yapmak istemiyorum diye. Yani sizin beklentilerinizi karşılayacağıma inanmıyorum diye. Hatta artık çok üzerime gelirse ben bu sizin ameliyatınızı beceremem diyor. Bu şekilde başlıyorum. Bu şekilde yollamaya çalışıyorum. Yani çok fazla olmuyor bu oran ama yani onun uygun bildiğini o işlemi yapmayacağınızı anlatmanız gerekiyor. Peki ameliyatın hani özellikle yüz germe ameliyatının belli bir yaşı var. Mesela çok düştü diye biliyorum. Yok, hayır, şimdi yüz germe ameliyatı ırktan ırka değişebiliyor veya da kişiden kişiye. Benim 35 yaşında da yüz germe hasta var. Bazı kişilerde erken yaşlanma oluyor. Çok cilt dokuları, cilt altı dokuları aşağı erken sarkıyor. Yüz germe ameliyatını tekrar söylüyorum. Sertmiş cilt altı dokuları, yani şu bölgeyi ya da bu bölgeyi ya da boyun bölgesindeki deri ve deri altı dokuları, yumuşak dokuları, sertmiş hastalar için uygun ameliyatlar. Bu durumda bizde yaşlanma Avrupa Amerikan ırkına göre biraz daha geç oluyor. Onlar daha çabuk kırışıyorlar ve buluşuyor ciltleri. Genetik özellikleri ve açıktan olmaları nedeniyle. Ama bizde ortalama 50 ile 45-55 yaş arası diyeyim. Evet. Çok yaptığımız yaş aralığı. Ama 50-55 bizde en çok yaptığımız en ideal aralık bizim ırkımıza göre. Ama kişisel farklılıklar gösterebiliyor. Bazı kişi diyelim 65 yaşında, diğer taraftaki 45 yaşında kişiden yüzü daha genç görünebiliyor. Onun da genetik faktörler. İşte kişinin kendisine bakması. Bu genetik faktör önemli. Çünkü çok önemli. Genetik faktör Hugo demiş ki, o da sizi destekliyor. Güzellik kısa süren bir saltanat demiş. Belki Avrupalılar cidden daha yani bu da bir felsefi açıdan daha da destekleyici olsun. Yani kişinin yüzündeki özelliklere göre karar veriyor. Şimdi kişi geldi bana. Bazı kişiler şöyle geliyorlar. Ya ben daha genç görünmek istiyorum. Ne yapabilir? Geliyorlar. Direkt bu şekilde geliyor. Ameliyat diye gelmiyor. Ben ameliyat olacağım diye gelmiyor kişi. O durumda ne yapıyorum? Önce ben yüzünü değerlendiriyorum. Diyorum ki siz ağzıma sarkmalı. Bu problemlerinizi ancak yüz germe ameliyatlarıyla kurtulabilirsiniz. Bu olması gerek. Veyahut da kişi diyor ki ben diyor ama ameliyat olmak istemiyorum. Haklı. Herkesi kimseyi zorla yatırıp boğazına bastırıp ameliyat yapamazsınız ki. O durumda diyoruz ki size ameliyatsız estetik uygulamalarıyla bir takım biraz daha
güneş daha biraz daha canlı görünmeniz için bir takım şeyler yapabiliriz. Bunlar ne olabilir diyoruz. İşte demin botoks yapıyoruz. Bazen işte biz şey yapıyoruz. Diyelim ki şu bölgede çöpler, aşağı düşler var. O durumda bu bölgeyi biraz doldurarak, dolgu maddeleriyle, oraya biraz dolgunluk kazandırarak o çökmeyi biraz daha kamufle edebiliriz. Veyahut da şu bölgede bir diyelim oluk oluşmuş, derin oluk. Onun altını biraz doldurarak daha azmış gibi. Böyle 5-10 dakikalık hemen klinikte yapılacak işlemlerle bunları uygulayarak kişinin biraz daha genç görünmesini sağlayabiliyoruz. Botoks yapıp biraz hani kaşlarını yukarıya alabiliyoruz çok düşük görünüyorsa. Şuradaki derin oluklar oluşmuşsa onların altına dolgular yapabiliyoruz. Veyahut da işte ne bileyim kişinin daha biraz daha yüzü canlı olsun diye. Ama bunlar germenin yani dışarıdaki dokuları yukarı almıyor. Yani şanlamayın. Bunlar doldurma etkisi yapıyor. Yani dışlı şey yukarı almıyor. Yukarı almıyorsun. Ne bileyim GRP yöntemi var. Diyelim biraz bir ay kadar filan canlı tutuyor. Ciddi işte ne bileyim bir takım ince mezoterapi bir şey diyor. Dolgular yapabiliyoruz. Veya cildi gençleştirici işte cildi soyucu işlemler yapıyoruz. Şimdi cilt farklı bir olay. Diyelim ki kişinin cildinde bir dejenerasyon oluşmuş güneş etkisiyle. Bunlar için yapabileceğimiz cildi daha genç tutabilmek için değişik yöntemler var. İşte asitle soymalar var. O cildimiz tabakasını alıyor. Cildin içerisindeki yüzeyi stimüle ediyor. Tekrar bulabilmesi için. Keza lazer uygulamaları var. Lazer günümüzde bildiğiniz gibi lazer yakıcı bir cihazdır. Evet. Halk arasında öyle bir şey var. Lazerle dikiyor musunuz? Lazer dikiş yapmaz. Lazer sadece yakar. Kesiliyor mu mesela hani bu? Star Wars'ta görmüyor musunuz? Kesiyorlar. Lazer dikiyor. Çiftliğe kadar birleştirdik. Ne yapıyorlar? Filmlerde de böyle. Şimdi hep geliyorlar bize. Lazerle dikiş yapıyor musunuz? Yani lazer, lazer ne yapıyor? Cildin üst tarafını soyuyor, yakar. Ve cildi biraz büzüştürüyor. Yaktığı için de. Hani yakıp yanan şey böyle büzüşür ya. Büzüştürme etkisinden dolayı daha gergin gösteriyor ama sonuçta şimdi bir yara da oluşturabiliyor. Tabi o lazer verdiğimiz ışının miktarına göre. Değişik lazer sistemleri var. Şimdi fraksiyonel lazerler çıktı. Derin öyle bir şey yapıyor. Bir santimetre karelik bir alana ışık hüzmeleri bir alanı yakıp bir alanı yakmayacak şekilde ışın veriyor. Daha çabuk iyileşme oluyor. Bir soyunma, kabuklanma oluyor filan. Cildi daha cildin üst tabakasını İşte keratinize birikmiş böyle yaşlı görünen üst tabakasını soyup orayı canlandırıcı etkiler yapalım. Keza işte burada bir takım kremlerin az önce bahsettiğim cildi nezle tutan. Gözaltı için de. Morluk. Gözaltı. Morluk, gözaltı, morluklarını çok düzelten bir şey yok. Evet. Maalesef o, makyaj. O şey. Ancak makyajla kapatacaksınız. Neden mi neden? Gözaltı morluk. Makyaj da yapabiliyor hocam. Ben ne yapacağım şimdi? Gözaltı morlukları neden oluyor? Oluyor. Zaman zaman. Şimdi bazı kişide buradaki deri çok ince. İnce olduğu için yaşlanmayla birlikte orta yüz bölgesi aşağı inince şuradaki yağ yastıkçı, elmacık kemiğin üstündeki yağ yastıkçı aşağı inince buradaki kemik ve burada bir sürü damar var, ince damarlar. Bu yastığın desteği olmuyor. Daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Orada bilenç şeklinde bize şey veriyor. Çünkü onun desteğini yukarı aldığınız zaman o şey o bölgedeki morluklar da daha azalıyor. Şimdi ne yapıyoruz onun için? O bölgeyi biraz dolgunlaştırmak istiyoruz. Bazı hastalarda vücudun başka yerinden bir yağ alıyoruz. Hani lokal anesteziyle de alabiliyoruz bunu 5-10 dakikalık bir şey. O yağları süzüyoruz. O yağları bu bölgelere enjekte ediyoruz. Çok ince partiküller halinde. Yani orada bir hacim oluşturarak o alttaki kemik ve küçük damarların daha az görünmesini sağlayarak morluğun daha az belli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Orta yüzde çökmeler olursa şu bölgedeki oluklar için biz tear trough diyoruz. O bölgedeki şu oluklar için bu işlemi yapıyoruz. Yani yaşıyorsan bunu yaptırın diye düşünüyorum. Yani bir soru geldi. Evet. Şimdi hatta ben de bazen çünkü göz torbaları benim de dikkatimi çekecek kadar artıyor. Şimdi göz torbalarının esas oluşma nedeni ne? Yorgunluk. Şimdi. Hayır. Yine yer çekimi. Çünkü şu orta yüz bölümü aşağı inince buradaki kemik çıplak ortaya çıkıyor ve göz torbaları daha belirgin oluyor.
Eskiden biz bu ameliyatlarda göz torbalarını bundan 20 sene önce hepsini çıkartırdık. Yani bak bayağı ciddi bir şekilde. Bu yanlış olduğunu anladık biz. Ne olur gözün etrafındaki yağlar. Çünkü gözün göz kulesinin etrafındaki yağ torbacıkları gözü korumak için olan bir organ. Tabii ki hepsini almıyorduk biz bunların ama bu sefer bunlar alınca göz kulesi içeri çöküyor. Geri gidiyordu. Ve gözler daha geride ve daha küçük görüyor. Şimdi ancak göz torbalarını almayı kimde yapıyoruz? Gözleri çok öne doğru çıkıp hani böyle köpek gözü gibi olan kişilerde yağları alıyoruz ki göz kulesi geri gitsin diye. Gözü normal yerinde olan kişilerde yağları alırsanız göz daha ileri geri gidiyor. O daha da yaşlı bir görüntü ortaya çıkar. Onun yerine ne yapıyoruz? Şurayı destekliyoruz. Yani göz altından açıyoruz yine göz torbalarını hiç almıyor, yağlarını hiç almıyoruz. Alıp bu yağ yastıkçıklarını buradaki kemiğin kenarına yukarıya tespit ediyoruz. Buna orta yüzdeleştirme ameliyatı adını veriyoruz. Ve böylece o bölgedeki problemi ortadan kaldırıyoruz. Eğer buradaki yağ yastıkçıklarında da erime, volüm kaybı varsa ilave olarak yağ transferi yapıyoruz. Şimdi bu ameliyatlarda temel prensip şu. Bir şeyde eksiğiniz varsa yaparsınız. Yağ enjeksiyonları son zamanlarda bayağı popüler oldu. Çünkü başarılı sonuçlar alınmaya başladı. Mikro yağ transferleri tekniğiyle. Ayrıca yağ enjeksiyonu yaptığımız zaman içinde bol miktarda kök hücreyi de transfer etmiş oluyoruz. O da çirkin bir canlılık sağlıyor. Çünkü yağ dokusunda o normal sayıda kök hücre olduğunu araştırmalar ispatladı. Dolayısıyla hem yağ hem de kök hücre vermiş oluyoruz. O ciltte de bir canlılık ve fibroblastik stimülasyona neden oluyor, artıyor. Ciltte daha genç canlı gösteriyor. Yağ transferlerini çok yapıyoruz ama dolgun bir yüze, zaten şişman bir yüze diyelim. Diyelim buraları şişman. Buraya yağ enjeksiyonu yaparsan burası daha da beter. Daha şişman. Elmacık kemiklerim zaten çıkık. Bana buraya yağ koyarsam iyice bu çıkacak. Bu sefer hani daha travestik. Sizin böyle görüntü yani onları bir şey yapmak için söylemiyorum. Öyle de bunun için. Yani çok, çok ince şimdi bu ameliyatta yüz değiştirdiğim işlemlerinde en önemli şey işlemi yapmak kadar o kişiye ne yapılırsa uygun olacağını karar vermek. Yani indikasyondur. Her tıbbın her alanında bir kişiye en uygun işlemi yapabilmek, onun kararını vermek bence ameliyatı o işlemi yapmak kadar önemli. Peki hocam, toparlayacak olursak kısa bir vaktimiz kaldı. Evet. Mesela ameliyatların ömrü ne kadar yaptığınız ameliyatların? Artı ikinci sorun, mesela bir kere botoks yaptırdığınız zaman bir daha yaptırmanız şart mı değil mi? Bunun üzerinde biraz daha durup evet. Toparlarsak. Evet. Ameliyatların ömrü ne kadar? Ameliyatın yaşlandığı yumurtasına zaman duyduramıyoruz diye bir şey. Ameliyatı yapıyorsunuz. Ertesi günden itibaren yaşlanmaya başlıyor tekrar. Ne kadar garanti veriyorsunuz? Ne kadar garanti veriyorsunuz diye sormak istiyorum. Şimdi şöyle ki bazı kişiler şimdi yüzde yaptığınız işleme bağlı tabii ki boynunu gerdiniz. Ben şöyle söyleyeyim size. İyi yapılan bir estetik ameliyatı. O boynun tekrar öncesi gibi eski haline gelmesi belki 15 yıl olmuş. 15 yıl sonra bile daha iyi olabilir. Şu andaki yani ameliyat öncesinin halinden. Diyelim ki şu bölgenin yukarıya alınması. Belki de bu kısım 5-6 yıl sonra eski haline inecektir. Her alandaki farklar değişik olabilir. Şimdi onun için şöyle diyemeyiz. Ama ortalama diyelim bir yüz gelme ameliyatı 10 ila 15 yıl kadar eski haline gelmesi zaman alacaktır. Ama o arada yüzde başka yaşlanma etkileri olacak. Kişinin hacmi, yüz hacmi azalacak. Sizin yerine koyduğunuz dokular yerinde eski halinde ama o arada hacim kaybı olacak. Evet. Kişiler onun için ameliyat yaptırıyorlar. Yine ilave olarak gidiyorlar. Kırışıklıkları için botoks yaptırıyorlar. Zaman zaman ilave yağ transferleri, dolgular ya da başka cildini daha genç tutmak için soyma işlemleri. Bunlar çok basit olan ameliyattan işlemler. Ameliyattan sonra bunları da öneriyorsunuz. Bunları da tabii ki. Uzatmak için önlüğünden. Yani ameliyat sarkmış dokuları yukarı için. Cildi genç tutmak için. Evet. Onlar için de hazır başı almışken. Soyma işlemleri, lazerler, bir takım kimyasallar, cildi koruyucu şeyler. Hani tabii korumak da önemli. Evet.
Ondan sonra işte ne bileyim sigara içmemek, alkol, işte kendine iyi bakmak, düzenli yaşamak. Bunlar da cildin sağlıklı tutulması için önemli faktörler, koruyucu faktörler. Onun dışında bir de ne yapıyoruz? Mimiklerimizin oluşması, çizgilerimizin görünmemesi için de botoks yapıyoruz. Onlar da botoks çok yararlı. Gerçekten en sık Amerika'da yılda 50 milyon kişi botoks yaptırıyor. Neredeyse yani düşünebiliyor musunuz bu senaryoyu? Bütün dünya genelini bulursanız belki de ne bileyim hani bunun 5 yaşardım. Güney Amerika'da çok merak gösteriyor biliyorsunuz o ülkelerde. Avrupa şimdi daha meraklı olmaya başladı. Hatta Asya, Asya'da patladı. Güney Kore muazzam bir şey. Anormal bir şey yani. Ancak hani fakir ülkeler belki ekonomik düzeyi şu ülkelerde. Bütün dünyada bir salgın halinde. Herkes daha genç, güzel görünüyor. Afrika'da inanır mısınız? Hastalar geliyor. Ben inanırdım açıkçası. Yani değil mi? Afrika şey geliyor. Nijerya'dan bana hasta geliyor. Orayı bulmuş. Tamam. İnsanın nakini değişmiyor. İnsanın rengi, kültürü, dini değişse de her adam daha güzel olmak istiyor. Daha genç görünmek istiyor. Erkekler de öyle. Herkes daha genç, güzel görünmek istiyor. Ama hanımların nakini ne kadar güzel olmak. İstiyoruz yani. Bayatarak söylüyorum bunu istiyoruz. Evet programımızın maalesef ki sonuna geldik. Hocam doyamadık size biz. Yani sevgilerine ve sizi burada aramak istiyoruz. Çok fazla şey var. Evet yarısını yaptık. Yarısını inşallah başka zaman yapacağız diye umuyorum. Bugün sözünü alıyorum sizden. Gayet valla biz çok keyif aldık. Eminim ekranları başına izleyicilerimizle. Çok tecrübeliyim. Bu konuda cidden yıllarını vermiş ve aynı zamanda hocam bir şey söyledi. Sadece yıllara vermek etmek beceri de lazım. Allah gayrısı özellikler de lazım. Hepsini bir arada tutan hocamızdan aşağı yukarı her şeyi sorduk. Çok güzel, değerli bilgiler verdi. Mesela göz altı konusundaki açıklamaları konusunda ben de yenilendim. O an yaşadık sanki değil mi? Yaşadık. Aynı zamanda benim de bildiğim eksikler varmış göz altı torbalarıyla ilgili. Çok değerli bilgiler aldık. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hem bilimsel yönü çok iyi bir program oldu. Aynı zamanda tabii bizim buradaki en önemli yerimiz şu programlarda doğru yönlendirme. Evet. Yani doğruyu vermek zaten televizyon kanallarının birinci programının birinci amacı bu. Her şeyi açıklıkla konuştuk. Hocamız bütün ameliyatları yapıyor. Ameliyatları ameliyatsız bütün girişimleri yapıyor. Ama kendi içinde de tecrübelerini aktardı. Şunları yapmak daha başarılı olur dedi. Ben çok teşekkür ediyorum. Burak'cığım sizden olmasaydı emin ol ki bu programa gelmezsin. Genellikle televizyon programlarına çıkmıyorum. Çünkü bu işte şey haline geldi biliyorsunuz. Artık bir ticari bir konu haline geldi. İşte insanlar reklamlarını televizyon kanallarında kanal kanal dolaşarak yapıyor ve bu işten de kanallar bir maddi bir gelir elde ediyorlar. Ben prensip olarak o şey yapmıyorum. İkincisi kanalın söyleşim düzeyde olması çok önemli. Ve Burak Bey'i biliyorum hem bilimsel olarak hem kişilik olarak etik olarak çok değerli sevdiğim bir arkadaşımız. Onun da hatırını her zaman memnuniyetle gelirim. Teşekkürler. Zaten sizlerle de programa sığdıramayız. O yüzden tekrar konuk almak isteyeceğiz sizi mutlaka. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim size. Yayın hayatınızda tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler maalesef bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.